Ya işte dün toplandık. İki hazırlık maçı var. Hırvatistan ve Sırbistan. Haziran'daki resmi maçımız Kazakistan'a karşı hazırlanacağız işte. Ben şimdi bu şu ana kadar iki kampta katıldım. Takımı gördüm. İyi oyuncular var. İyi kalite var. Ben bu takıma güveniyorum. Ya benim gelecek planlarım, ya inşallah ben milli takımda hep oynarım. Ve Kasımpaşa'da da oynarım. İnşallah iyi gider hepsi. Teşekkürler. Tabii yani bu bizim için öncelikle bir test maçı. Önümüzdeki Kazakistan maçı için, önümüzdeki elenme bölümü için kendimizi test edeceğimiz çok zorlu rakipler. Biz de bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki de amacımız Avrupa Şampiyonası elemeleri. Bunlar bizim için bir test. İnşallah bu kamp dönemini çok iyi geçirip en iyi şekilde asıl olan maçlarımıza hazırlanacağız. Benim için çok iyi bir sezon oldu açıkçası. Hem geçen sezon hem bu sezon. İki sezonda yaklaşık 50 maça çıktım. Çok iyi bir tecrübe kazandım. Hem kalecilik olarak hem de karakter olarak Avrupa'da çok iyi şekilde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah oynamaya devam edebilirim. Gelecekte tabii bilemeyiz. Önümüzde kulübün vereceği bir karar var. Onun neticesinde genç bir kaleci olarak tek yani hedefim elinden geldiği kadar sürekli oynayabilmek, oynayan bir kaleci olabilmek. Çünkü özellikle genç yaşlarda yedek oturursanız gelişmek kariyer açısından çok zor. Çok çok iyi bir kaleci jenerasyonumuz var. Ya bu da saysak gerçekten uzun sürer. Tabii bunun da en büyük sebebi oynuyor olmaları kaleciler için. Oynayan tüm genç kalecilerimiz şu an gayet iyi performans gösteriyor. Doğan, Ersin, Altay, Uğurcan, İrfan Can, Göztepe'de birçok daha arkadaşımız. Eğer şans verdiğimiz sürece neler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kulüpler için de çok büyük bir avantaj. Bu jenerasyonun içinde olmaktan da çok mutluyum. İnşallah Türkiye kaleci kültürünü Avrupa'da da bu şekilde devam ettirebilir. Tabii kardeşimin dediği gibi mecbur. Şimdi önümüzde iki güzel maç var. Tabii şimdi takım olarak, hocam olarak herkes beraber çalışıyoruz ki bu dediği gibi bu Avrupa Kazakistan maçlarına ya da bu Danimarka falan maçlarına iyi çıkalım ve devam edelim. Ve inşallah da iyi bir kamp geçirip gruplarda geçeceğiz. Senin için kamplar nasıl geçiyor? Yeni kurulan bir milli takım var. Yeni bir hedef var. Neler düşünüyorsun? Evet, dediğiniz gibi biraz değişik kadro oldu. Biraz genç kadro olduk. Önceki sefer biraz daha böyle hani yaş ortalaması biraz daha büyüktü ama şimdi tam genç kadro olduk. Ama bence başaracağımıza inanıyorum ben. Çünkü herkes daha iyi, yani yeni burada, herkes istekli. Çok belli oluyor ve bunu inşallah kamplarda, maçlarda göstereceğiz. Teşekkürler. Allah'a emanet.